İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'daki Dersim'in Malazgirt ilçesinde kemerli tarihi taş köprüyü keşfedildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Berzor ve Ahalno topluluklarının nüfusunun yerinden edilmesine atıfta bulundu. Artsakh'tan Ermenistan Cumhuriyeti'ne sığınan mültecilerin STK'larının yetkili temsilcilerinin ortak başvurusu. Gagik Ginosyan, Gerilla Savaşı Zamanı. Cavak'ta asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Daştadem köyünde Gamsaragan döneminde inşa edilen 7. yüzyıl kalesi restore ediliyor. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sen Armenia TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan'daki Dersim'in Mazgirt ilçesinde dere ıslahı çalışması yapan işçiler tarihi taş kemerli köprü ile karşılaştılar. Köprünün mimari özellikleri ve planından yaşı tespit edilmeye çalışılıyor. Alandaki çalışmayı durduran ekipler daha sonra durumu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Dersim Müzesi Müdürlüğü'ne bildirdi. Tarihi taş köprünün plan ve mimari özellikleri bakımından tescillenmesi için çalışma başlatıldı. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Uluslararası Hukuk İşleri Temsilciliği tarafından bildirildiğine göre Ermenistan Cumhuriyeti'nin Artsakh Cumhuriyeti'ndeki bir dizi yerleşim yerlerindeki sivil nüfusun haklarının korunması için başvurduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne geçici bir tedbir uygulama talebini bu yılın 19 Ağustos'ta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 29 Eylül 2020 ve aynı yılın 3 Kasım tarihlerinde uygulanan kararı yeniden onayladı. Açıklamada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafları sözleşmenin 2., 3. ve 8. maddelerinde korunan haklarını tehlikeye atmak da dahil olmak üzere sözleşme ile korunan sivil nüfusun haklarının ihlaline yol açabilecek her türlü eylemlerden kaçınmaya davet ettiği deniliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ayrıca halen yürürlükte olan 29 Eylül 2020 tarihli kararının Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin atıfta bulunduğu olaylar, yani barışçıl yerleşimlere yönelik silahlı saldırılar, Berzor ve Ahavno nüfusunun yerinden edilme tehditleri için hala geçerli olduğunu kaydetti. Artsakh Cumhuriyeti'ni işgal eden faşist Azerilerin işgal ettiği yerleşim yerlerinden Ermenistan Cumhuriyeti'ne sığınan mülteciler, sivil toplum kuruluşlarının yetkili temsilcilerinin Minsk grubunun eş başkanı olan Fransa Cumhuriyeti Hükümeti'ne ortak başvurusu. Başvuru şöyle: faşist Azerbaycan, 44 gün süren savaş sonucunda Minsk grubuna eş başkanlık yapan ülkelerin faaliyetlerine belirli güçler tarafından oluşturulan suni engellerden yararlanarak Artsakh Cumhuriyeti'nin yerleşim yerlerine yeni askeri işgaller başlattı. Bu tür faaliyetleri yaklaşık bir asırdır Ermenilere karşı yapılan soykırımın devamı olarak görüyoruz. Barışçıl Ermeni nüfusu arasında çok sayıda kurban ve yaralıların olması bunu kanıtlıyor. Bu gerçek Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti tarafından bile garip bir şekilde gizleniyor. Rusya, barış gücünün Azerbaycanlı işgalcilerin Artsakh Cumhuriyeti topraklarındaki yasa dışı işgallerini görmedikleri izlenimi var. Ermeniler tam bir soykırım tehlikesiyle karşı karşıya. Bir eş başkan ve aynı zamanda demokratik bir ülke olarak Fransa, Artsakh'taki Ermenilerin kendi kaderini tayin hakkını savunmak için adil sesini defalarca yükseltti. Fransa Cumhuriyeti'nin eş başkan hükümetinden Artsakh Cumhuriyeti'ni Ermenistan Cumhuriyeti'ne bağlayan tek yaşam yolu olan Berzor yolunun güvenliğini Azerbaycan işgalcilerinden korumak için Fransız barış güçlerini Artsakh Cumhuriyeti topraklarına konuşlanmasını istiyoruz. Saygılarla. Artsakh Cumhuriyeti'nin Azerbaycan işgalcileri tarafından işgal edilen yerleşim yerlerinin mülteci STK'larının yetkili temsilcileri. Ermenistan Cumhuriyeti emektar sanatçısı Garin geleneksel şarkı dans grubunun sanat yönetmeni Gagik Ginosyan, Lragir.im gazetesinin sorularını özellikle şöyle yanıtladı. Berzor'un nüfusunun azalması ulusal bakış açısından kesinlikle kabul edilemez. Kasım 2020'de yenildiğimiz kaydedildi ki buna inanmıyorum. Çünkü sadece süper güçlerin değil, aynı zamanda yerli aşağılık insanların da ulusun ahlaklı türünü diz çöktürmek için çok açık bir işbirliği vardı.
Bence gerilla savaşının zamanı geldi ve bu mücadele sadece elimizde silahlarla yapılan bir savaş değil, aynı zamanda ideolojik bir mücadeledir. Ruhun, eğitimin, kültürün bir mücadelesidir. Böylece milleti bir fikir etrafında birleştirebiliriz. Milleti kendi başına ayakta durmaya, kendini tanımanın eşine gelmeye, milli onuru korumaktan yana olmaya hazırlamalıyız. İlk adımı atmalıyız. Bozguncu, ulus karşıtı, devlet karşıtı hükümete ve kişilere rağmen ulusun ruhunu yükseltmeliyiz. Milli ruhun kırılması, milli haysiyetin zedelenmesi zaten ulusa karşı bir ihanettir. Ahalkalak Belediyesi'nin Karsep, Apnia, Vartsia otoyolunun restorasyonu için ihale ilan edildi. Bu yol kesimi için ayrılan toplam para miktarı 2.097.910 Gürcistan Larisi. Proje için öngörülen masrafın %78'i devlet, %22'si yerel bütçe tarafından tahsis edilmektedir. Şu anda elektronik ihalelere katılım için belgelerin kabulü devam etmektedir. Kartsah'ın karayolu Karsep-Vartsia yolunun asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Hokam-Karsep yolunun 1.2 kilometrelik bölümünün asfaltlanması çalışmaları ise tamamlandı. Dünya Bankası'nın Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki ofisi tarafından bildirildiğine göre, Dünya Bankası'nın Yerel Ekonomi ve Altyapı Geliştirme Programı kapsamında Daşdadem Kalesi'nin yenileme çalışmaları yakında başlayacak. Kalenin tamamının incelenmesi ve seçilen kısımlarda kazıların yapılması, tarihi arkeolojik rezerv müzeye giden yolun iyileştirilmesi, bisiklet yolunun işaretlenmesi ve kale çevresinin dışındaki alanların yeniden yapılması planlanmaktadır. Daşdadem Kalesi veya Kagen Kalesi, Ermenistan Cumhuriyeti'nin Arakazodun bölgesinin Daşdadem köyünde yer almaktadır. Gamsaragan döneminde Urartu Kalesi'nin bulunduğu yere yapıldığı sanılmaktadır. Arapların 7. yüzyılda Ermenistan'ı işgallerinin ilk döneminde tarihçi Revond'un eserinde kale hakkında söz ediliyor. Günümüzde izleri korunan kalenin çevresine daha sonra yarım daire kuleli surlar yapılmıştır. Ana girişi yarım daire piramit şeklindedir. Kagen Kalesi bazalt levhalarla kaplı bir yeraltı geçidine de sahiptir. Sevgili yurttaşlar, sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen özverili insanlar, bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimize daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin birleşmesine, hakları için mücadele etmeye ve talep etmeye gerçekten katkıda bulunan çok az yapı var. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV, hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz nadir platformlardan biridir. Desteğiniz, bilgi alanını geliştirmeye ve atalarımızın ayaklar altına alınmış haklarını savunmaya ve geri kazanmaya yönelik adil arzularımıza yardımcı olacak. Adaletin yeniden tesisi için birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiğiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size kompozitör Aram Haçadıryan tarafından Pepo adlı film için bestelenen ve dudukçu Civan Gasparyan'ın icra ettiği eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.